Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir arkadaşımız istemişti gol atma sistemi nasıl yapılır diye. Onu bugün göstermeye çalışacağım anlatarak. Hemen başlıyorum. Öncelikle kalemizi yapalım. Böyle. Kalemizi hemen yapalım. Hemen bunu kopyalayalım böyle. Böyle. Şimdi topumuzu yapalım öncelikle. Sağ tuş. Yeni bir blueprint class oluşturalım. Yeni bir aktör. Buna da top diyelim. Hemen içine girelim. Evet. Hemen collision'ımızı ekleyelim. Bakın. Spear collision. Ekleyelim bunu. Evet. Bu kadar olsun. Bunu böyle sürükleyerek default sizin root'a bırakalım. Şimdi tekrar komponent ekleyerek spear ekleyelim. Bunu biraz küçültelim. Böyle tam şeye oturacak iyi olur. Böyle tam sınırına. Şimdi bunu simulate fiziği ayarlayalım. Eğer böyle top çok ağır gitsin istiyorsanız ağırlığını ayarlayabilirsiniz. Hemen compile diyelim. Şimdi buraya bir tane collision ekleyelim. Pardon, trigger. Box trigger. Top nerede gol olacaksa onu oraya koyuyoruz, box trigger'ımızı. Buraya mavi takım kale diyelim ismine. Hemen kopyalayalım. Buna da kırmızı takım kale diyelim. Şimdi blueprint'imize girelim. Buraya diyelim ki öncelikle böyle mavi takım kaleyi seçelim. Sağ tuş. Add event for mavi takım kale. Collision. Add on actor begin overlap diyelim. Burada cache to komutunu kullanalım. Cache to top. Bunu buraya koyalım. Bunu cache yapmamızın sebebi bu branch görevini görüyor. Yani top değerse buradan görev geçiyor. Öyle anlatayım. Buradan top geçerse kırmızı takıma skor ekleyeceğiz. Bunu istiyorsanız oyuncuya da ekleyebilirsiniz. Bakın buradan variable ekleyelim. Kırmızı takım skor diyelim. Bunu integer diyelim. Eğer mavi takım kalesine top değerse bakın şimdi güzel bir not kullanacağım. Do once diye. Bu resetlemediğiniz sürece sadece bir kere yollar. Yani reset bir şey bağlamadığınız sürece buradan sadece bir kere bir bilgi geçer. Daha hiç geçmez. Buraya da artı bir diyelim. Neye artı bir? Kırmızı takım skoruna artı bir desin. Şimdi aynı sistemi diğer kaleye de yapalım. Add event, collision, add on actor begin overlap diyelim. Tekrar topa cache yapalım. Buradan ctlc ctlv diyelim. Bunu aynı şekilde bağlayalım. Bu giren aktör oluyor. Giren aktör cache to top olursa eğer tekrar burayı kopyalayalım. Ve yeni bir variable oluşturalım. Mavi takım skor diyelim.
Buraya set diyelim ve bunu buraya bağlayalım. Tekrar aynı şekilde buraya artı integer mavi takım skoru buraya bağlayalım. Şimdi eğer bunlara değerse şöyle bir şey yapalım. Buraya bir delay ekleyelim. Delay de 3 saniye sonra olsun. Şimdi diyelim ki 3 saniye sonra top ortaya ışınlasın. Bunu nasıl yaparız? Buradan bir target point ekleyelim. Böyle yaklaşık siz istediğiniz yere koyun tabii top nereye ışınlamasını istiyorsanız. Topun başlangıç yeri. Şimdi buraya bir teleport diyelim. Şimdi neyi nereye ışınlayalım diyor. Buraya hemen sağ tuşla bakın bu hassas aramayı açıyoruz. Referansını oluşturuyoruz bunu. Buraya get actor location yani bu aktörün konumuna ışınlasın. Neyi ışınlasın? Topumuzu koyalım buraya. Böyle koyalım. Bunu da referansını oluşturalım. Bunu buraya teleportlasın ve bu ikisini resetleyeceğiz. Sequence notunu kullanalım burada da. Hani bunu anlatmıştım görevlere ayırıyordu. Bunları resetlesin. Şimdi tekrar anlatıyorum. Bakın. Mavi takım kaleye girerse bir kere yollasın bilgi. Bu bug'ları önlemek için mesela çıkarır tekrar topu sokarlarsa tekrar bir, artı bir yapabilir. Bu yüzden bunu kullandık. İşte kırmızı takım skoruna bir eklesin. Ya da eğer kırmızı takım kalesine girerse mavi takıma bir eklesin. 3 saniye sonra da şey yapsın işte. Teleportlasın şeyi. Burada istiyorsanız ses ekleyebilirsiniz. Mesela spam sound at location diyelim. Bunu buraya, bunu da buraya. Şimdi eğer mavi takım kalesini atarsak mesela patlama 1 olsun. Buraya atarsak bu kollapse sesini çıkarsın. Location'a da hemen aynısı gibi bu kalenin oraya target point ekleyelim. Gelelim buraya. Sağ tuş tekrar bunun referansı. Get actor location. Yani bu aktörün konumunda ses çıkarsın. Aynısı gibi buraya da yapalım target point. Tekrar aynısı gibi sağ tuş referansı get actor location yine buraya bağlayalım. Şimdi skoru print string ile göstereyim. Böyle bir şey olursa print string diyelim. Burada neyin değerini göstersin? Kırmızı takımın skorunu göstersin. Gol olduğu zaman. Burada da mavi takım skorunu göstersin. Burada da. Burada da mavi takım skorunu göstersin. Şimdi deneyelim.
Arkadaşlar, teleportta bir sıkıntı var. Yani topu teleportlamıyor. Bakın, kalesine gol attım. Gayet güzel biri yazdı. Ama teleportlamada sıkıntı varsa şöyle yapalım. Hemen girelim buna. Teleportu buradan silelim. Buraya destroy aktör diyelim. Yani bu aktörü yok etsin. Bu topu yok et. Ve spawn aktör from class diye. Ve bu koyduğumuz, bak hemen göstereyim. Bu ortaya koyduğumuz, burada da şey yapalım. Topun başlangıç yerine, bakın buraya koyduk onu. Get actor transform diye. Transform hem yani hem konumunu hem de rotasyonunu yani dönmüş olduğu yeri gösteriyor. Hemen buradan topu seçelim. Yani bu konuma bir tane top spawnlasın. Doğrusun gibi bir şey. Play dedik hemen. Gol attık. Evet. Gördüğünüz gibi top tekrar şey yaptı. Buraya spawnlandı. Tekrar gol atalım mesela. Şimdi kırmızı takım attık herhalde. Şöyle bir. Bir atabilirsek eğer tekrar. Evet, bakın 2 oldu. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yaparsanız da gerçekten mutlu oluruz. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yoruma yazarsanız seviniriz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar.